Bir vasiyeti vardı Süleyman İlmi Tunan Hazretleri'nin, talebelerin hocam. Tefrikaya düşmeyiniz, kavmiyet gütmeyiniz demiş. Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah'ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaat ile beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler. Her koyunu kendi bacağından asarlar sözü yanlıştır. Dinimizde neme lazım demek yok, bana lazım demek vardır demiş. Bediüzzaman hakkında da hocam, ben kendisini görmemiştim fakat manen tanırım. Ulema-i Su İslam dininin şerefini ayak altına düşürdüler. Bediüzzaman'ın sözleri bunlar. Fakat o bunu minarenin şerefesi gibi yükseltti. Onu ve talebelerine okuduğum evradın sevabına ortak kılıyorum demiş Bediüzzaman hocam. Süleyman Efendi'nin bağlılarından Arif Hikmet Köklü Beyefendi 2001 Eylül'de şu hatırayı anlatmışlar. Bazı kimseler Bediüzzaman Said Nursi aleyhinde neşriyatta bulunuyorlardı. Onların tesisinde kalarak Şeyh Süleyman Efendi Hazretlerine biz Said Nursi'yi nasıl bileceğiz diye sordum. Bu Bediüzzaman Hazretleri Türkiye'de en sevdiğim zattır diye karşılık vermiş hocam Süleyman Efendi. Maşallah. Bak birbirlerini nasıl koruyup kolluyorlar. Değil mi? Maşallah hocam. Gerçek Müslüman birbirine karşı haset duygusu içerisinde olmaz. Birbirlerinin eserlerini tavsiye ederler. Birbirlerini çok severler. Birbirlerine muhalif bir çizgi içerisinde olmazlar. Evet. Değil mi? Ve azami istifade etme yönünde gayret gösterirler. Bu güzel ahlakı da Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'ni görüyoruz. Es Seyyid'dir Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri. Maşallah. Peygamber Efendimiz soyundandır. Hayrettir ya. Bak mesela bak, hep böyle mübarek silsilelerin başında hep onlar oluyor. Mesela o kadar bilinen bir şey değildir. Süleyman Hilmi Tunahan'ın Seyyid olduğu. Silsile evet. Olarak yani soy şeceri olarak Seyyid'dir. Maşallah. Maşallah. Maşallah.